1-2. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 87. Ordinat Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1-2. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Ordinat Yayınları Sayfa 870. 2. Etkinlik aşağıda Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın şiir anlayışı ile ilgili bir değerlendirme verilmiştir. Bu eller miydi? Şiirini bu görüş doğrultusunda değerlendiriniz. Dağlarca'nın bu dönemini sezgicilik kavramıyla tanımlamaya çalışmak daha doğru olur. İlk örneklerini havaya çizilen dünyada gördüğümüz bu özgün şiir dünyası, çocuk ve Allah'ta büyük bir yoğunluktadır. Bu kitapta varlığın gizlerinin araştırılışı, çocukluk dünyası, insan yaşamının nisince ayrıntıları, genellikle klasik kıta biçimlerinde ve uyaklı şiirlerle, o güne kadar şiirimizde örneği bulunmayan yeni ve eşsiz güzellikte imgelerle, kişisel yaşamın en uzak anılarından, çağrışımlarından kaynaklanan derin ve içten bir lirizmle, az rastlanır bir gözlem ve anlatım gücüyle yansıtılmıştır. Bu özellikleriyle Çocuk ve Allah, yayınlanışından bu yana, etkileri kuşaktan kuşağa süren bir şiir dünyasının kitabı olarak şiirimizin başyapıtlarından biri olmuştur. Ataol Behramoğlu, Son Yüzyıl Büyük Türk Şiiri Antolojisi. Cevap, Çocuk ve Allah temaları üzerine halka halka genişleyen bir bütünlük görüşünün hakim olduğu ikinci kitabından itibaren şiire yeni olanaklar kazandırmıştır. Ona göre sanat, hem bir saat gibi içinde bulunduğumuz zamanı hem de bir pusula gibi gidilmesi gerek yönü işaret etmelidir. Üçüncü etkinlik Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Kızılırmak Kıyıları adlı şiirinden hareketle şiir ve gerçek hayat ilişkisini değerlendiriniz. Cevap, şair, sözcüklere yeni anlamlar yüklemeye dikkat eder. Bu anlamlar ise şiirde sözcüklerin üstlenmiş oldukları yeni anlamlardır. İşte bu anlamlar sözcüklerde yer almaz. Okur, bu anlamı kendisi sezer, hisseder. Böylelikle şiirde değişik bir gerçeklik ortaya çıkmış olur. 1-2. Sınıf Ordinat Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 87 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.